Selamlar dostlar. Bugün 17 Mart Pazar'ın gecesi. Şimdi sahur için MED'e gidiyoruz. Bu arkamızdaki Etü'nün yeni çok ışıklı yolu, hafıza yolu. Öyle. Öyle saat şu an 2. Gece saat tam 3'te başlıyor galiba. Sonralar imsak vakti 5.30 falan. Öyle. Şu an tek başımayım. Gidiyorum MED'e doğru. Bir taneyle doymuyorsun. Onu şimdiden söyleyeyim. Tam olarak böyle savur, hepsinden birer tane. Bir tane etmiyor hani, kimseye de etmiyor, bana da etmiyor zaten. Bekliyorum alırsa, zaten bugün ilk defa, ikinci defa burada yiyorum savurumu. O yüzden bakalım, yetmezse doymazsam ne yapacağız, sonra daha sonra bakarız. Evet, şimdi çıktık Düzce'ye, aydınlığa geldik. Savur bu şekildeydi. Verdikleri kumanya bu şekildeydi. Son olarak yani bir tane etmiyor kimseye bence. Ben doymuyorum yani. Hiçbir şekilde alanların yani insanların %75-80'i doymuyordur bence. O yüzden şimdi yurdumda labne peyniri ve mekaniden çaldığım ekmekler falan vardı. Onlardan yerim diye düşünüyorum. Bir de hazır çorbam falan var. Belki onları şey yaparım. O şekilde. Şimdi çıktık. Bir de 15 dakika yurduma yürüyeceğim. Bir de şöyle. Kantin var. Kantin açık. Kantinde normalde yemek böyle ızgara, tavuk, makarna gibi şeyler var. Ama gece mutfağı kapanıyor. Ve burası dışında, kampüs içinde yemek yiyebileceğin, sahurunu yapabileceğin herhangi bir yer yok. Ve bu verilen de yani herkesin en uzak yurt zaten bizim yurdumuz. Ben kütüphaneye gelmiştim. O yüzden bekledim. Normalde beklemeyi tercih etmiyorum. Bir de yarın ders yok, yarın pazar. Tren yoldan yemek sebebinden falan şey bulmak da zor. Hani açıklar ama bir öğrenci olarak gece gece yemeğe 400 lira vermemelisin yani. Vermek de istemiyorsun. Geliyorsun buradan yiyorsun. Ha, bir de sonda gördüğünüz çıkarken o kadar Medine dışındaki şeyleri herkes pisliğine bırakmış. Ayıp. Ayıp, vallahi ayıp. Kalkarken atacaksınız ya. Her masada bir kahve bardağı, bir sigara küllü, müllü. Ayıp. Yani birkaç masa da olsun hadi. Birkaç kişi olsun da her masaya. Yakışmıyor bütün. Yolu öğrenildik. Kaldı bir 7 dakikamız. Ama bir yokuş ineceğiz, bir yokuş çıkacağız zaten. En zor kısma geldik. Eğitim camiye geldik. Bir de onu göstermek için açtım kamerayı. Şimdi çarşamba gününden tarihi hatırlamıyorum. Yemekhaneye gidiyoruz öğle yemeğine. Bakalım ne var. Şimdi çıktık yemekhaneden. Güzel bir yemek, yani normal bir yemekhane yemeği. Onun üzerinden bir puan vermeye gerek yok. Etli bir et vardı içinde. Pilav değildi, çorba değildi, o şekilde. Şimdi derse gidiyorum. Laboratuvar dersi var. Şu yolda bir çalışma başlatmışlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dökük küçük. Ay.
Yanda bir inşaat yapılıyor, hazırlık binası olabilir. Altyapı çalışmaları olabilir. Bugün veya dün başladı galiba. Bir iki gün önce yoktu. Bugün de gerçi yürüdüm o yoldan ama. Bilmiyorum. Şöyle sabah göstermiştim arkadan, biraz kurumuş olası bu basket sahası da. Bu şekilde şimdi yurda yürüyeceğim. Evet, yürüyeceğim, öyle bir bu havada bir karar aldım. Bir tık. Benim klasik yoldayız şimdi. Evet, bugün okulu bitirdik. Yurda yürüyorum. Bir dakika, dur, kahvem dökülüyor. Termostaha. Yurda yürüyorum. Ne yaptık bugün? Bugün sabahtan ders vardı. Dedik. Lab'a girdik öğleden sonra. Lab güzel bir lab'dı. Ne yaptık laboratuvarda? Hani daha demin öğretmenine koymuşumdur. PVO, kurşun oksit ve silika ve karbondan bir saf kurşun elde etmeye çalıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte 30 dakika 1200 Kelvin sıcaklığında bir fırında beklettik. O sırada işte karbotermik bir reduction ile elde ettik. Güzel bir laboratuvar çalışması gibi. Beğendim. Derse 8.30 derste saat 10'da gidiyorum. Arkadaşlar şimdi dersten çıktık. Dersten sonra da bir hocanın yanına ödev için revizeye gittik. O yüzden açamadım. Şimdi yemekhaneye gideceğim. Böyle işte hocadan bir revize almamız gerekiyordu. O yüzden hocanın yanına gittik. Bir 10 dakika orada durduk. Şu an saat son 12'ye geliyor. Öyle bugün de hava kötü biraz. Fırtına falan kopacak deniyordu dün. Öyle hani. Dün hava durumunda öyle şeyler gösteriyorlardı. Biraz rüzgarlı zaten, oradan anlaşılıyordur. Günaydın dostlar. Ay, ringi kaçırdık da. O yüzden rüyaya gidiyoruz. Bir 10-15 dakika sürüyor rüyumede. Şimdi sabah dersimize gidiyoruz. Bugün normalde 3 ders üst üste var. 2 saat hepsi. Ama bir hoca iptal etti. Quiz yapabilirmiş. Online. O yüzden bir iki. Bir de ödev falan bölüşülecek bugün. Ben ringi kaçırdım, böyle göreceğiz. Bir özet geçeceğiz, iyi geçelim. En son mekanik dersine girmiştik bir ara. Ondan sonra bir kantine gitmiştik. Orada gördünüz, mekanik dersi hoca bir salmadı. 1 saat 45 dakika ara vermeden işledi yaklaşık. Tam 45 dakikası yok yani bende. Haftaya onun sınavı var zaten. O yüzden güzel gelip dinlemek istiyordum ama olmadı. Haftaya 3 tane sınavım var zaten. Öyle. Salmadı. Son 45 dakikası yok. Çok da sıkıldık bir yerden sonra. Zaten İngilizce olduğu için dersler çok sıkıcı oluyor belli bir yerden sonra. Öyle, sonra kantinden bir şeyler aldım. Saat 2'de quiz'e girdik daha demin. Biraz toplu bir girme oldu ama çok şey yapmasak. Online'da Ayva diye bir sistemimiz var, oradan da 10 dakikada 20 soru. Ama basit sorulardı. Genel malzeme ile alakalı ve SI unit sistemleri ile alakalı bir
sınavlı diyebiliriz. Ödev toplantılarımız vardı. Bir tanesi mekaniğin yine. Mekanikte slip sistem in FCC, BCC ve HSP crystal structure'larda slip kayma sistemlerine bakılacak. Onları bir şey yaptık. Kocalarının yanına gittik. Kocaları bulamadık. Sonra space alloy, bir de onu bölüştük. Ben titanyum alloylarını aldım. Titanyum alışımlarının uzay araçlarında, uzay sektöründe ne durumda, nasıl kullanılıyor onlara bakacağız, araştıracağız. Şimdi öyle geziyorum salaktan. Yurda gideceğim. Büyük ihtimalle uyuyacağım. Geceyi sonlandırdık. Artık uykum geldi. Yatakta bir son bir ezber yapıp yazacağım. Saat 5:50 geçiyor. Sabah görüşürüz. Şimdi çıktık sınavdan. KMB'yi de terk ediyorum. Sınav nasıl geçti? Bir kere slaytları çok iyi ders değildi bence. O yüzden slaytları çok iyi olmadığı için böyle hoca, bütün halde hoca onları derste böyle kendi söyledi. Hani şuradan çıkar değil de hani onları anlatarak hani yazısını oradan söyledi. O yüzden hani slaytta sadece grafiğin resmi falan var. O yüzden bir tık kötüydü. Ondan sonra bir de beklediğimiz gibi çıkmadı. Çıkmayınca da biraz şey oldu. Çok sözler vardı. Çok açıklama vardı, bir de ortalama geçti yani. Çünkü bir şeyler yazabildik yine de. Çalıştık o kadar. Şimdi SDKM'de bir etkinlik var, ona geldik. Hem size göstermek istediğim için hem de Alper Gezer Alcı gelmiş. Onun için geldik. Öyle bir bakalım. Çok kalabalık duruyor. Üstünden kontrol ediliyor ve takip ediliyorken istasyon içerisinde günün herhangi bir aralığında eğer deney şartlarınız imkan veriyorsa, zamanınız varsa, merak ettiğiniz şu ana kadar bahsettiğim kısma ilişkin ya da bunun haricinde sormak istediğiniz soru varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Fotoğraf için. Şimdi çıktık dostlar şeyden, yaklaşık bir saat, bir buçuk saat Alper Gezer Avcı'yı dinledik zaten. O çok uzun sürdü biraz. Mola vermediler, sonra soracağı falan bitti. Öyle. Ondan sonra dışarıdaki gördüğünüz şirketlerde birkaç görüşme yaptık. Staj için falan sorular sorduk. Öyle geçti ve size daha da gördüğünüz gibi araçlar falan vardı ve bir sürprizimiz var size. Şu yol yapılmış biliyorsunuz. Bu videonun başlarındaki şeyde o bir iki hafta önce falan çekildi o kısım. Şeydi, yapılı değildi. Hala çalışma sürüyordu. Bir iki hafta içinde hemen çalışmalarını yaptılar, bitirdiler. Bakalım. Akşam atılmış galiba ya da sabah. Kokuyor çünkü hala.